metal hava pillerinin kullanımları açısından hafif olmaları gerekmektedir. Sodyum ve kalsiyum daha düşük bir kütleyle daha fazla elektron transfer edebilmek için değerlendirilmektedir. Anodun pilin ömrü sonunda tamamen biteceğini varsayarak bu metallerin hangisinin 1,0 gramlık anodu daha fazla elektron transfer eder? Cevabınızı hesaplamalarla destekleyiniz. İsterseniz kalsiyum ve sodyum içeren tepkimelere bir gözden geçirelim. Yukarı çıkalım. Hatta bu tepkimeleri kopyalayıp aşağı yapıştırırsam sürekli bir yukarı bir aşağıda yapmamış oluruz. Hemen kopyalayalım ve buraya yapıştıralım. Evet. Değerlendirmemiz gereken tepkimeler burada verilen yarı tepkimelerin ters yönde ilerleyenleri. Buradaki güç kaynağına baktığımızda tablodaki ilk yarı tepkime hidroksit iyonlarını üreten tepkimeydi. Hidroksit iyonları sola doğru ilerliyorlar ve burada bulunan metalin oksitlenmesini sağlıyorlardı. Bahse geçen metal eğer çinkoysa çinkonun oksitlenmesini sağlayacaklar ve tepkimede ortaya çıkan fazladan elektronlar telden geçerek akım üretecekler. Ama buradaki metal eğer sodyumsa hidroksit sodyumla, kalsiyumsa kalsiyumla tepkimeye girecek. Anlaştık mı? Bu yüzden de değerlendirmemiz gereken tepkimeler bunların tersi. Yani bu yönden bu yöne doğru ilerleyen tepkimeler olmalı. Bunları yeniden yazalım. Evet, sayfayı bir türlü aşağı indiremedim. Ne diyordum? Bunları eğer baştan yazarsak neler olup bittiğini iyice kavramış oluruz. Sodyum tepkimesinde iki tane sodyum molekülü katı halde ve anodumuzun oluşumuna katkıda bulunuyor. Artı suda çözülmüş iki molekül hidroksit katı halde sodyum oksit, sıvı halde su ve iki tane de elektron elde etmemizi sağlıyor. Bu arada bunların bir gramının kaç tane elektron elde etmemizi sağlayacağını bulacağız. O yüzden bu yazdığım tepkime son derece önemli. Evet, bir gramlarının tepkimeye girmesi sonucu telden kaç tane elektron geçeceğini bulmamız lazım. Birinci tepkime bu. Sodyumu burada bırakayım. Kalsiyum tepkimesini de buraya yazalım sağdan sola gittiğimizi hatırlıyorsunuz değil mi? Katı halde kalsiyum artı suda çözülmüş 2 hidroksit tepkimeye giriyor. Ve katı halde kalsiyum oksit, sıvı halde su ve 2 tane elektron elde ediyoruz. Tepkimeleri tersten yazdığımın bir kere daha altını çizmek istiyorum. Gerilimlerini de not edelim. Tepkimeleri ters çevirdiğim için işaretler de değişecek. Aslına bakarsanız gerilimleri değil de bu metallerin hangisinin bir gramlarının daha fazla elektron transfer edeceğini soruyorlar. Sodyumla başlayalım. Elimizde 1,0 gram sodyum var. Bunun kaç mole denk geldiğine bakalım. Evet, periyodik tablodan faydalanmamız gerekiyor. Periyodik tablo bazen sınavlarda verilir. Sodyum, evet. İşte burada. Atom ağırlığına bakalım. Bundan zaman zaman bağıl atomik kütle olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Bu sodyumun yeryüzünde bulacağınız izotoplarının atomik kütlelerinin ağırlık ortalaması alınarak hesaplanır. Eğer rastgele bir sodyum numunesi alıp atomik kütlelerinin ortalamasını bulursanız elde edeceğiniz değer 22,99'dur. Bu da 1 mol sodyumun 22,99 gram geleceği anlamına gelir. İsterseniz 1 mol sodyum 22,99 gram kütleye sahiptir de diyebilirsiniz. Hemen yazalım. 1 mol sodyum 22,99 gramdır. Bunun mol bölü gram cinsinden olmasına da dikkat ediyorum. Çünkü boyutsal analizi yaptığımızda gram bölü gram ya da sodyumun gramı bölü sodyumun gramı birbirini götürecek ve geriye mol kalacak. Kısacası ifadenin bu kısmı elimde 1 gram sodyum olduğunda bunun kaç mol sodyuma denk geldiğini verecek. Transfer edilecek elektron sayısını bulmak istediğimiz için bu tepkimeyi dikkate almamız gerek. Bir bakalım. Elimizdeki her 2 mol sodyum için 2 mol elektron transfer edebiliyoruz. Sodyumla elektron arasındaki ilişki 2'ye 2 bir ilişki olduğundan 1 mol sodyumla 1 mol elektron transfer edebiliriz de diyebiliriz. Evet şöyle yazalım. Her sodyum molü için 1 mol elektron transfer ediyoruz. Eğer 2 mol sodyum varsa 2 mol elektron, 1 mol sodyum için de 1 mol elektron. Anlaştık mı? Peki, buradan ne elde ederiz? Çarpma işleminden önce isterseniz birimlere bir bakalım. Gram sodyumla gram sodyum, mol sodyumla mol sodyum birbirini götürecek ve geriye mol elektron kalacak. 1,0 çarpı 1 bölü 22,9 çarpı 1. Anlamlı basamak sayısı 2 tane. Hemen hesap makinemi çıkarıyorum. Bir bakalım. 1 bölü 22,9. 2 anlamlı basamak istediğime göre sonuç 0,044. Evet, sonuç yaklaşık olarak 0,044 mol elektron. Bunun mol olduğunu unutmayın. Demek istediğim burada çok ama çok fazla elektron var. 1 mol yaklaşık olarak 6,02 çarpı 10 üzeri 23'e eşit. Başka bir deyişle transfer edeceğimiz elektron sayısı oldukça yüksek. Tabi elimizde 1 gram sodyum varken. Aynı şeyi bir de kalsiyumla yapmamız lazım. Evet, eğer elimizde kalsiyum varsa benzer bir şekilde 1 gram kalsiyum çarpı 1 mol kalsiyum. Şimdi bunun ağırlığının yani 1 mol kalsiyumun ağırlığının ne olacağına bakacağız. Periyodik tabloya geri dönelim. Kalsiyumun atom ağırlığı ya da yeni adıyla bağıl atom kütlesi yani tipik izotoplarının ağırlık ortalaması diyelim 40,08. Buraya 40,08 yazıyorum. Tepkimeye bakalım. 1 mol kalsiyumla kaç mol elektron üretiyoruz? 1 kalsiyum için 2 elektron olduğundan 1 mol kalsiyumla 2 mol elektron elde edeceğiz diyebiliriz çarpı 2 mol elektron bölü mol kalsiyum diyelim. Önce birimlere bakalım. Gram kalsiyumla gram kalsiyum. Mol kalsiyumla da mol kalsiyum birbirini götürecek ve geriye 1 çarpı 1 bölü 40,08 çarpı 2 kalacak. Bu da 2 bölü 40,08'e yani kaça eşit olacak dersiniz? Hemen hesap makineme yazayım evet. 2 bölü 40,08. Yine iki tane anlamlı basamak istiyorum. Neden diyecek olursanız bu 1 ile 2 direkt sayılar ama bunlar ölçümlerden elde ediliyor. Bu da en az anlamlı basamak içeren sayı. O zaman 2 bölü 40,08 diyoruz. Sonuç 0,050 mol elektron. Hesaplamalarımız sonucunda 1 mol kalsiyumun 1 mol sodyumdan daha fazla elektron transfer edebildiğini bulduk. Buna dayanarak da 1 gram kalsiyumun 1 gram sodyumdan daha fazla elektron transfer edeceğini söyleyebiliriz. İşte bu kadar.